Ege'ye yağ soğutucu projemizin birinci sezonunun final yapmasıyla ortalık iyice karıştı. Soğutucu taraftarlarının büyük bir hayal kırıklığına uğradığı, ben dedimcilerin çekirdeklerini alarak yorumları okuduğu anda profilimde derin bir sessizlik hakimdi. Oltalama videosuyla malum markanın arka ekibinden birkaç kişi bizler zaten olmayacağını biliyorduk şeklinde yorum yaparak kendilerini açığa çıkarmasıyla ortalık iyice karıştı. Kullanıcılar ile çalışanların karşı karşıya gelmesiyle yorumların seviyesi şiddetlenince ben de gerekeni yaparak çalışanların hücrelerine çekilmesini sağladım. İkinci sezon fragmanının yayınlanmasıyla kartların yeniden dağıtıldığı projede takipçilerimin yoğun isteği üzerine daha büyük bir soğutucu ve bir adet de fan sipariş geçerek süreci başlattım. Yayınladığım gönderilerde 2 adet fan olmasını isteyen takipçilerimi kırmayıp bir adet daha sipariş geçtim. Tek fan yaklaşık 1 amper civarında akım çekip debisi de gayet kabul edilebilir düzeyde. İki fanın paralel şekilde bağlanmasıyla epey ses ve titreşim yapacağını düşündüğümden bunları seri bağlayarak performansını yarı yarıya düşürerek daha sessiz çalışmasını ve homojen soğutma sağlamasını hedefledim. Yeni sipariş ettiğim 16 katlı soğutucunun da eskiye göre hacmi yaklaşık 4 kat artarak 400 ml civarında olmuştur. Ancak kargoda bir köşesinden darbe aldığı için aklıma soru işareti kalmasın diye bir basınç testi yapmak istedim. Verdiğim basınçlı hava ile herhangi bir kaçak olmadığını görünce fan montaj ayakları için çalışmalara başladım. Montaj için edindiğim L demirleri fanlara takarak radyatör üzerinde provasını yaptım. Uygun konumları belirleyerek bu demirleri bir epoksi ile yapıştırarak kaynağı hazır hale getirdim. Kaynakçıda biraz uğraşıldıktan sonra kullandığım L ayaklar demir olduğu için kaynağı gerçekleştirilemedi. Ben de alüminyum profilden 4 adet ayak keserek tekrardan güzelce olması gereken konumuna yapıştırdım. Daha sonra tekrar kaynakçıya giderek bu parçaların kaynaklarını gördüğünüz gibi yaptırdım. Kaynak için radyatörün boyası söküldüğünden tekrar boyamak için maskeleme işlemine başladım. Korozyon olmasın diye bu yüzeyleri güzelce astarladıktan sonra ufak bir zımparalama işleminden geçirdim. Mat siyah bir boyayla radyatörün tüm açılan noktalarını boyayarak temiz bir yüzeye sahip olmasını sağladım. Fanları radyatör üzerine oturtturduğumda ise plastik yüzey doğrudan alüminyuma temas edeceğinden hem ses hem de hava kaçağı yapabilecekti. Bunun da önüne geçmek için fan çerçevesinin ölçülerini alarak AutoCAD'de bir çizim oluşturdum. Oluşturduğum bu çizimi lazer kesiciye aktararak yapışkanlı yalıtım süngerini kesmeye başladım. Kesilen bu ufak parçaları fan üzerine yapıştırarak temas yüzeyinde oluşabilecek seslerin de önüne geçmiş oldum. Soğutucunun montajı için tampon sökülmesi gibi detayları diğer videolarımda anlattığım için buraları hızlı geçiyorum. Şunu da belirtmek isterim ki eski soğutucuyu yaklaşık 9000 km kullandım ve bu süre zarfında herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Eski soğutucuyu yerinden çıkartarak yeni radyatörümün üzerine gerekli olan tüm ekipmanları montajlamaya başladım. Fanların montaj kulaklarına bir civata takarak fiberli somunlarla radyatör üzerindeki ayaklara montajını yaptım. Araç şasisine montaj için de 10 cm uzunluğundaki bu demirleri astarlayıp boyayarak birkaç prova yaptım. Ön panelin yapısından dolayı ayakları biraz mengene ile bükerek gördüğünüz forma soktum. Tekrar ayakları boyayarak radyatör üzerine montajını gerçekleştirerek ön paneldeki delikleri astarlayıp boyayarak buranın da korumasını biraz daha artırdım. Radyatörü yerine yerleştirip rakorları tek tek aşırı olmayacak şekilde sıkarak hortumları bağladım. Ayakları da paneldeki yerine oturtup fiberli somunla montajını gerçekleştirdim. Sıcaklık testleri ve elektrik bağlantısı gibi diğer uygulamaları da projemizin ikinci videosunda göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.